Irak'a gidiyoruz. Muzaffereddin Gökbörü'nün doğumunun 868. yılı dolayısıyla Erbil'de mevlüt okunuyor. Irak'ın Erbil kentinde Selçuklu Devleti Erbil Atabey için mevlüt okundu. Tarihi Erbil Kalesi'nde düzenlenen mevlüt programına çok sayıda yetkili katılırken, Irak'ın ayrılıkçı bölgesel yönetimi etnik ve dini oluşumlardan sorumlu bakanı, aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi olan Aydın Maruf, yine bunun dışında Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Erbil Valisi, Erbil'deki Türk kurumlarının yetkilileri, Türkmen partiler buraya katılım sağlıyor. Türkmen kıyafeti giyen gençlerin burada programa yoğun katılım sağladığını görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Kerkük İlahi grubunun Türkçe ilahileri eşliğinde semazen gösterisi ve mevlüt okunmasıyla sona eriyor. Türkmen Bakan Maruf Anadolu Ajansı'nın açıklamalarda bulunurken, Büyük Selçuklu Devleti döneminde Sultan Muzaffereddin Gökbey'in Erbil ve Musul'da hükümdarlık yaptığını söylüyor. Erbil'de ilk defa Gökbörü için mevlüt programı düzenlendiğini ve bunun manevi anlamda önem taşıdığını dile getiriyor. Bir Türkmen sultanıdır, Türk sultanıdır açıklamasını yapıyor. Onun döneminde Erbil'e barış gelmiştir, birlikte yaşamaya destek vermiştir açıklamasını yapıyor. Maruf Sultan Muzaffer Gökbörü anma etkinliklerinin bundan sonra devam edeceğini de not düşüyor. Çok dönem evvel Sultan Muzaffereddin Gökbörü işte Erbil'de, Musul'da hakimiyetini, hükümdarlığını sürdürmüştür. Bir Türkmen sultanıdır, bir Türk sultanıdır. Onun döneminde Erbil'e barış getirmiştir. Birlikte yaşamaya destek vermiştir. Vermeyi dağını, vermeyi dağını, vermeyi dağını.